Sudan'ın güneyinde yaklaşık 4 milyon kayıtlı seçmen, bağımsız bir devlet olma yolunda tarihi bir adım olarak görülen referandumda dün sandık başına gitmeye başladı. Onlarca yıl süren iç savaşın ardından 2005'te varılan barış anlaşması uyarınca bölgenin kuzeyden ayrılıp ayrılmayacağını belirlemek üzere yapılan referandumda sandıklar 15 Ocağı kadar açık kalacak. Gözlemciler ilk gününde halk oylamasına katılımın yüksek olduğunu belirtiyor. Organizasyon oldukça başarılıydı. Oy kullanmak için gerekli bütün düzenlemelerin yapıldığını ve seçmen kaydının düzgün bir şekilde tutulduğunu gördük. Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzeyle Hristiyan nüfusun ağırlıkta olduğu ve yeraltı kaynaklarının da zenginliğiyle bilinen güneyin referandum sonucu ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İki bölgenin sınırında bulunan Abyei'de küçük çaplı çatışmalar yaşansa da ülke genelinde sükunet ortamı hakim. Ancak bölgeden yer yer gösteri haberleri de geliyor. Dün de sandıkların kapanmasına yakın saatlerde Juba kentinde toplanan bir grup Hristiyan Sudanlı yürüyüş yaptı. Güney'in ayrılmasından yana slogan atan göstericiler yeni devletin Hristiyan kimliğini benimsemesini istedi. Tarihi referandumu Euronews'de yerinde izliyor. Heyecanla beklenen referandumun ilk günü geride bırakılırken bazı uzmanlar ufukta bir diğerinin şimdiden göründüğü yorumunu yapıyor. Bu kez Birleşik Sudan için.